Devam edelim. Şöyle biraz ekran. Hatta skeçten çıkalım tekrar. Tekrar skeçe girelim. Bir düzlem seçelim. Herhangi bir düzlem fark etmez yani. Düzlem çok da önemli değil şu an bizim için. Şurada kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu bitti. Artık bunu öğrendik. Efendim bu bitti. Cycle'ımız bitti. Bunların hepsini yaptınız. ARC yani şöyle ARC bunun kısa oluyor. Yani yay diyelim. Yani çeyrek yay, çeyrekten büyük farklı yay bunları çizebilirsiniz. Bakın bunun içinde de yine 3 tane versiyonumuz var. 3 noktadan geçen. Birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü noktadan geçen bir şey. Yani öyle bir şey yaparsınız ki örnek veriyorum. Şimdi artık şeyleri gördüğünüz için rahatlıkla yapabilirim. Bir dikdörtgen yaptık mesela şurada. Şuradan da bir line yaptık. Efendim L'ye bastım. Şuradan da bir L'ye bastım. Efendim şöyle bir şey yapalım. Dur bakalım bu üçünden geçen bir yay yapılacak diye. ARC'nin kısa yolu yok arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bak birinci noktam buradan geçsin diyorsunuz. İkinci buradan geçsin diyorsunuz. Üçüncüsü bakın buradan geçen bir yay yapabiliyorsunuz şimdi. Tamam mı? Hocam şuradan geçebilir miyim? Buradan birinci buradan geçsin. İkincisi buradan geçsin. Üçüncüsü buradan geçsin. Veya dördüncüsü buradan geçsin. Üçüncüsü buradan geçsin. Veya buradan geçsin. Veya buradan geçsin gibi ne yapabiliyorsunuz? Bir yay geçirebiliyorsunuz. Bu yayı dimension diyerek ölçütünü 90 değil, efendim 120 olsun diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer diğerleri kilitli olmadığı için değiştiriyor. Bu şekilde de yay çizebilirsiniz. Mesela biz budama yapıyoruz. Genelde şey yapıyoruz. Gerek yok. Mesela o bir önceki denemeler çalışmalarınızda eğer bildiğiniz 3 nokta varsa bu ARC'ye girip hiç o zaman daire yapıp sonra budamaya girmenize gerek yok yani. Yani onun için ne yapalım? Bir tane şöyle bir daire çizelim. Ve bu 100 olsun. Tamam. Şunu da biraz büyüteyim şöyle. Bir yayımız da şurada olsun. Bir dairemiz de burada olsun. Şunu hizane almak için bunu alıyorum şöyle. Getiriyorum arkadaşlar. Hadi 120 de burası olsun. Şimdi buradan misal yay geçirelim. ARC'ye geçirelim şuradan. Tabii noktayı bilmiyorum ama teğet yapacağım. Teğet yaparak kullanacağım. Buradan ve buradan şöyle bir yay geçsin. Yayı geçirdi. Şimdi tabii şurada teğet oldu ama buradaki teğet yapabilmek için şuna gireceğim. Buna şuna teğet yaptıracağım. Bitti. Bunu fixleyebilirdim. Bakın Ctrl Z şu çok kaydı ya mesela bu kaydı ya. Bunu gelirim arkadaşlar. Kilit yaparım. Rengini değişti. Bakın oynama şansı yok. Hadi bunu da kilitlerim. Bunu da oynama şansı yok. O zaman 3S kuralı seve 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 bu buna uyacaktır arkadaşlar. Bakın de. Yani daire çiz. Ona budama yapmama gerek yok yani. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani bunu tabii bu komutların birden çok o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Yani istediğiniz farklı farklı yerden gidebilirsiniz. Aa işte buradan geldik. Tabii bu nokta seçiyor. Ben nokta seçmeyeceğim. Ne yaptım ben şimdi burada? Dedim kardeşim teğet istiyorum dedim. Bakın geldim şunu teğet istedim. O kadar bitti. Teğet oldu. Ondan sonra bugün trim dedim. Şurayı bir batırdım. Buraya batırdım. Al size. Ha, construction'da efendim kapatabilirsiniz. Ha, ölçüde kapatabilirsiniz. Böylece ondan ne faydanız şey yaptınız. Arzu ettiğiniz bir komutu kullanın. Ha, bunun aynısını başka yerde yapabilir miyim? Ha, şuradan da yapabilir miyim? Yaparsınız. Yani line'a tıkladık mesela. Line dedik biz şurada. L'ye geldik. Tıkladık. Bakın mouse'un geri kısmından gelip dairede çizebilirsiniz. Hocam ben işte bunu böyle yapmak istiyorum. Eğer varsa bir line'ımız ibaret bir şey varsa al. Ne yaptım? Hemen radius'u geçiriverdim. İşte bakın. Bakın yine tekrar radius'u geçiriverdim. Hocam bunu ben daireyle yapamaz mıydım? Yaparsın. Line'da da yaparsın. Daire, hocam ARC ile yapamam mı? Yaparsın. Yani önemli olan yöntemini hangisini daha iyi kullanabiliyorsanız onu ne yapacaksınız? Onu uygulayacaksınız. Al. ARC'ye tıkladım şuradan. Bu sefer ne? Bakın bu sefer de iki nokta belirleyeceksiniz. Ve açı istiyor size. Yani bakın tekrar söylüyorum. Bak. Birinci nokta tamam. Tamam. Şimdi bir radyus istiyor size. Radyusumuz ne olacak diyor. Radyusumuz da işte bir şu olsun diyorsun. Ondan sonra o radyusumuz açık açı olsun diyor. Alın.
Bakın bir nokta istiyor. Tekrar yapayım. Bir nokta istiyor. Tamam. Nokta tamam diyor. Kardeşim yarı çapkası olsun. Ay 100 oldu yarı çapımız. Ah yarı çapı. Nereye gitti? Bastım ama yanlış bir şey oldu herhalde. Geldim. İşte 100 dedim. Evet, enter'a bastığı zaman çıkıyordu ya. O yüzden enter'a basmıyorsunuz arkadaşlar. Nedenini bulmaya çalışıyordum da enter'a bastım değil mi? Enter'a bastım. O yüzden gitti. Bakın tekrar ARC'ye basalım. Evet, o hataya biz alıştığımız, hani bakın zaten center point ARC diyor. Tıkladım. Ölçü girdim mesela. 250 dedim. Eğer ölçüye girer, enter'a basarsanız basalım. Bakın ha çıkmadı. E değil mi niye çıktı o zaman? Evet, demek yapmıyormuş. Tamam, yani bunu işte bir problem olursa tekrar yaparsınız. 40 derece dedik. İşte bakın radyosumuz yaptı. Değil mi? Niye öyle bir şey yaptı o zaman? ARC nokta. Bakalım şimdi tekrar. 250. Evet. Enter'a basabilirsiniz. Bir problem yok. Daha. Enter'a basabilirsiniz. Ve ondan sonra radyosu açıyı da girebiliriz. Onda da bir problem yok. Geldik şurada tanjant. Tanjantı şöyle. Ama tanjant olabilmesi için bir line olması lazım. Bir line çizdik. Bu komutu kullanabilmemiz için. Hatta birden fazla line çizelim. Hatta birden fazla ESC basarak line çizdim. Bakın şimdi o komuta giriyorum. Bir de. Bakın bu doğruya otomatik ben teğet alıyor. Tekrar yapalım. Bakın noktayı seçiyorum, ona teğet alıyor. Tamam mı? Bakın o noktayı seçiyorum, onu teğet alıyor. Hocam ben line'dan yapamazdım. Zaten onu yapıyor zaten. Ha? Yani onu yapıyor zaten. Yani onu yaptığını bu sefer de ne yapıyoruz? ARC ile yapıyorsunuz. Hangisini istiyorsan yap. Eğer bakın şu kısa yolunu biliyorsanız aynen işte bir farkı yok. İstersen buradan gir. Gir şuradan arkadaşlar. İstersen tanjant kısmına gir. Bakın. İstersen buradan yap. Nasıl yaparsan yap. Bunu ne yapabilirsiniz? Yani bu komutlar tekrarlı komutlar gibi değil arkadaşlar. İstediğiniz zaman istediğinizi yani eğer yapıyorsa şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Bir bakalım bundan sonra gelmiş. Poligon. İşte poligon derken şunu kastediyorum. Biri iç tarafta bir çember yaparak dışarısını çokgen yaparken bir tanesini efendim dıştan bir çember yapıp içine yapıyor. Yani ne demek hocam bu? Bakın şöyle. Şimdi önce şöyle. Siyolu var mıydı onun? Yok. Evet. Geldik. Dedim ki kardeşim ben çember yapacağım. Ve bu çember yapacağım derken şimdi gençlerimiz bunu belki ayrılayamayabilir ama şunu bir çizelim şuradan. Çember yapalım. 50 olsun şu. Efendim şunu da ortalayayım şöyle. Hafifçe pardon. Buket. Tabii bu sketch'te görmeyebilir bazen. Şöyle yapalım. Kontrol tuşunu eğer önceden şey tuşuna basarsanız ondan yapabilir. Bakın şimdi poligona geliyorum. Poligona geldi. Bakın merkez olarak burayı belirledim. Bakın şeyi de gördünüz mü? Zaten çizdi şu anda. Ben onu çizmeme de gerek yokmuş. Bakın çemberin dışına bir çokgen çizdi. O zaman benim şurada şeyi çizmeme gerek yokmuş. Tamam. O zaman tekrar göstereyim. Hani bunun algılayabilmesi için gençlerimizi bunu yaptık. Önce nokta belirliyorsunuz. Kaşken yapacağım. Abicim kaşken olacağını buradan belirleyebiliyorsunuz. İşte buradan yazabilirsiniz. Bakın geldi. Sekizgen olsun. Tamam mı? Bakın sekizgen oldu. Hocam üçgen olsun. Bakın üçgen oldu. Tamam mı? Enter'a basarsınız programdan çıkarsınız. Enter'a bastığınız anda programdan çıkarsınız. Ben elimi o yüzden alıştıramadım hala. Geldim. Bakın altıgen. Otomatikman iki şey altıgendir. Ondan sonra tab basarsın da gidebilirsin. Tabla bastınız.
Altıgen değil, beşgen. Bakın beşe dönüştü. Hocam ikigen. Yok lan öyle bir şey. İkigen de bir şey yok. Tamam. Ongen. Bakın ongene dönüştü. Hocam şu altıgeni yapalım. Çok kullanıldı altıgeni. Altıgeni kullandım ama şöyle de eğik yaptım. Hocam şu merkezimiz kaç olsun? Tabla geç. Kaç olsun? 30 olsun. Ama hocam bu yamuk oldu. Abicim yamuk olduysa gelirsin şuraya. Kardeşim en yakın düzleme çekir derseniz, çevir derseniz otomatikman çevir. Otomatikman getirir. İşte civata kafası. Civata kafasını yapmak istiyorsun. Bunu yapacaksın. Çokgen yapacaksın. Ya hocam ben bunu layla yapabilir miyim? Ya açıyı biliyorsan tek tek layla yap. Yani hocam ben şu açıyı da biliyorum dersen. 120 derece. E ben bunu o zaman ben ne uğraşacağım çokgen? Uğraş arkadaş. Ne yapayım ben yani? Uğraş. Ne yapayım? Şimdi içeriden yapıyorum. Bakın dikkat edin. İçeriden dikkat edin. Bakın bu sefer ne oldu arkadaşlar? Dairemin içerisine şey yaptım. Çokgen yaptım. Böylece bunu da ne yaparsınız arkadaşlar? Bu şekilde getirebilirsiniz. Şu noktayla bak dikkat edin. Şu noktayı hizaya getirdim. Gördünüz mü? Dikleştirdim. Yani yamuk çizmenize rağmen ne yapabilirsiniz daha sonra? Bakın bu komutlar çok güzel bir komutlar. Bu komutu kullanmamız lazım. Bu komutu kullandığımız müddetçe yanlışlık veya şeylerimiz olmaz arkadaşlar. Ve sonuçta işte kenar belli. Tıklıyorum. Hocam şu kenarı bana, kenarım belli. Kenarım kaç olacak benim kenarım? Hocam 40 olacak kenarım. İyi tamam. Kaçgen kardeşim? Açıyı nerede veya açıyı nereden başlayacağız? Şuradan. Şimdi buradan başlıyor. Kaçgen kardeşim? Beşgen, sekizgen. Hocam düz ol. E düz yap arkadaş. Beşgen, altıgen, ongen. Kaçlık istiyorsan. Ongen. Al sen ongen. Al ongen. Tamam. Evet silelim. Hocam bunu kenarları mı çiziyor? Hayır. Tek tek silebilirsin bunu. Komple değil. İşte bir, yine bir altıgen yapalım. ARC ile. Pardon şey poligonla bir altıgen yapalım. Önemli değil. Şuradan başlayalım. Altıgen. Hocam paralel getirme ya. Uğraşma lan. Uğraşma lan. Uğraşma lan. Ah. Bak. Ah. Bu var zaten ya. Uğraşma lan. Ah. Extrude. Neydi extrude arkadaşlar? Extrude. Bakın buradan çıkıyorum şimdi. Bakın extrude şuydu. E. Yani create'e giriyoruz. Neydi? Bakın extrude. E. Bakın E diyorsunuz şuna. Bakın E tıkladım şunu. İçine tıkladım. Mavi gelecek. Bakın. Hop. Alsın işte. Ah. Okey. Bitti. Bakın şuna tıklıyorum tekrar. Bak şu yüzeyi tıkladım. Bak şu yüzeyi tıkladım. Ve oradan skece girdim. Bak yüzeye tıkladım skece girdim. Tıklamazsınız da olandı. Geldim. Buradan şuradan efendim şuradan şu noktaya gel. Açıyı da hatta bunları öğreteceğiz arkadaşlar. Şu anda sadece şey görmek için. Tamam bunu da aldım. Bakın finish sketch diyebildiğiniz gibi E'ye bastım. İçine tıkladım. Çektim. Okey. Anlaştım arkadaşlar. Yani skeci bir yüzeyde çizim yapabilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anlatacağız daha da. İşte bakın civatanın kafası ve şey oldu. Bitti. Önce skeci öğreniyoruz ama hani skeç hocam bu sadece burada kalmasın. Hafızanızı geliştirebilmek için bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani hocam orası farklı, burası farklı,